mevsim görmeye ve yemeye alışkın olduğunuz meyveleri unutun. Şimdi sizinle paylaşacağımız meyveler, görüntüleri, kokuları veya lezzetleri ile son derece sıra dışı. Kimi görünümüyle bir yaratığı andırıyor, kimi kokusu ile yanına yaklaşanı pişman ediyor. Kiminin ise lezzeti krallara layık. Lafı fazla uzatmadan, dünyanın en az bilinen 10 sıra dışı meyvesini gelin birlikte keşfedelim. Monstera Deliciosa, deve tabanı meyvesi. Listemize ilk sıradan giren isim Latince adı ile Monstera Deliciosa. Türkiye'de ise deve tabanı olarak tanınan bitkinin meyvesi aynı isimle anılıyor. Tropikal bir bitki türü olan Monstera Deliciosa, ülkemizde kapalı ve açık alanda sevilerek yetiştirilen bir saksı çiçeği olarak tanınıyor. Geniş, kesik yaprakları ile salonları süsleyen namı diğer deve tabanı, doğal ortamda çokça büyüyüp çiçekleniyor ve hatta meyve bile veriyor. Altıgen pullarla kaplı, yeşil ve uzun mısır koçanlarını andıran bitkinin meyveleri yenilebiliyor. Ama siz olun, tam olgunlaşmadıklarında onları sakın tadayım demeyin. Zira oksalik asitle dolu olan meyvenin taneleri ahşabı ağartmak ve pası temizlemek için kullanılan kimyasal bir içeriğe sahip. Olgunlaşmamış meyvenin bir lokması ile çok ciddi boğaz ve cilt ağrışına neden olabiliyor. Ancak koçan tam olarak olgunlaştığında hikaye değişiyor. Koçan, ananas ve muz karışımı bir koku salan lezzetli bir meyveye dönüşüyor. Yani bu meyveyi tatmak için doğru zamanı kollamak unutmamanız gereken yegane şey. Kırmızı muz. Dünyanın en az bilinen sıra dışı meyveleri listesinde yer almayı hak eden diğer bir meyve kırmızı muz. Tropik bir tür olmasına rağmen Türkiye'de uzun yıllardır üretimi yapılabilen muzu hepiniz biliyorsunuz. Yerli çeşitleriyle Türkiye'ye son derece iyi uyum sağlayan muzun dünyada binden fazla çeşidi bulunuyor. İşte kırmızı muz da meyvenin bu alt türlerinden biri. Kırmızı muzu diğer muz türlerinden ayıran şey elbette ki sadece rengi değil. Tam olgunlaştığında tatlanıp yemeye uygun hale gelen kırmızı muz, tatlıların yanı sıra tuzlu yemeklerde de kuullanılıyor. İçeriğindeki C ve B6 vitaminlerinin yanı sıra yüksek potasyum kaynağı olması ile de önemli bir besin olmayı başarıyor. Üstelik diğer kırmızı renkli meyve ve sebzeler gibi o da yüksek antioksidan ihtiva ettiğinden diğer muz türlerinden ayrılıyor. Meyve en çok Güneydoğu Asya'da yetiştiriliyor. Kim bilir, Anamurlu yerli üreticilerimiz belki yakında bu çeşidin adaptasyonu içinde kolları sıvayabilir. Hala meyvesi. Onun görüntüsünü irice bir çam kozalağına yahut da ananasa benzetebilirsiniz. Malezya, Doğu Avustralya ve Pasifik adalarında yetiştirilen hala meyvesi, koni biçiminde pek çok tanenin birleşiminden oluşuyor. Meyvenin emilerek tüketilebilen iç kısmı, şeker kamışı ve mangonun tatlı suyuna benzetiliyor. Ağzı sulananlar burada yutkunabilir. Çiğ olarak yenilebildiği gibi Hindistan cevizi rendesiyle kaynatılıp pişirilerek de tüketilebiliyor. Reçel, tatlı ve sos yapmak için kullanılabilen nektarlı meyvenin ağacı ve yapraklarından da çeşitli eşyalar üretiliyor. Besin değeri de oldukça yüksek olan hala meyvesi, özellikle A vitamini bakımından zengin. Keppel meyvesi. Güneydoğu Asya'da yetişen tropik bir meyve türü olan keppel meyvesi listemizin 4. sırasında yer alıyor. Yuvarlak ve oval bir yapısı olan keppel meyvesinin kabuğu pürüzlü, meyvenin yenilebilir kısımları ise kremsi, yarı sulu ve pürüzsüzdür. Keppel meyveleri, tropikal meyvelerin kendine özgü aromatik yapısını taşır. Meyve, papaya, mango ve Hindistan cevizinin lezzetlerini ihtiva eden bir lezzet harmonisidir adeta. Bu nedenledir ki eski zamanlarda yalnızca kraliyet ailesi tarafından yenilebilen bu meyvenin ağacının herkes tarafından üretilmesi yasaklanmış. 1970'lerden sonra soyu tükenmekle karşı karşıya kalınca panikle üretimi artırılmaya başlanan keppel meyve ağaçları ne yazık ki çabuk yetişen bir tür değil. Bu ağacın meyve vermesi yaklaşık 8 ila 10 yılı buluyor. Taze ve tam anlamıyla olgunlaştığında yenilen bu meyve, olgunlaşmadığında ise acı ve buruk bir tada sahip. Peki bu meyve nasıl yeniliyor? Olgun meyveler kabuğundan ayrılıyor ve etli kısmı yenilip çekirdeği atılıyor. C vitamini bakımından zengin olan meyve, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor ve iltihapların vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Daha ne olsun? Buddha's Hand, Buda'nın elleri. Parmaklı ağaç kabuğu. Market ya da manav tezgahında görseniz dönüp tekrar bakacağınız türden bir meyve Buda'nın elleri. Adının karşılığını veren pütürlü bir elin parmaklarını andıran meyvenin dış kabuğu limonun gözenekli yüzeyine benzer. Budist rahipler tarafından Hindistan'dan Çin'e getirilip burada üretiminin yaygınlaştığı düşünülen Buda'nın eli, diğer adıyla parmaklı ağaç kabuğunun meyvesinin
mutluluk, zenginlik ve uzun ömrü simgelediğine inanılıyor. Etrafa yaydığı, lavantayı andıran kokusu ile süs amaçlı kullanılan meyvenin kabuğu, vodka ve cine aroma katmak için de tercih ediliyor. Pek çok narenciye çeşidinin kabuğu acı olmasına rağmen Buda'nın eli tatlı bir kabuğa sahip. Bu özelliğiyle de şekerlemecilerin de gözdesi. Ve narenciye kabuğunun rendelendiği her yiyeceğe ağaç kavununu da rendelemek mümkün. Jabutikaba meyvesi. Listemizin 6. sırasında yer alan jabutikaba dikkatleri üzerine çekmeyi hak ediyor. Çünkü jabutikaba meyvesi aynı ismi taşıyan ağacın dallarında değil, gövdesinde yetişiyor. Bu özelliğiyle diğer meyve türlerinden hemen ayrılıyor. Brezilya menşeili bir ağaç olan jabutikabanın meyveleri ağacın adeta gövdesini istila ediyor. Tam olgunlaşıp siyah rengi aldıklarında lezzetlenip tatlanan meyveler pek çok alanda kullanılıyor. Olgunlaşmış haliyle taze tüketilebildiği gibi reçel, meyve suyu, sirke gibi gıda sektöründe de kullanılıyor. Siyah kabuklu, minik, dairesel bir meyve olan jabutikabayı yemek için önce kabuğundan kurtulmak, sonra da içindeki beyaz lezzetli meyveye ulaşmak gerekiyor. Demir, fosfor, C vitamini ve B vitamini bakımından da hayli zengin olan meyvenin tadı üzüme benzetiliyor. Snake fruit, salakka zalakka, yılan meyvesi. Karşınızda yine tropik bir meyve var. Güneydoğu Asya'da yetiştirilen ve dokulu dış kabuğu yılan derisini andıran bu meyveyi Çin ve Avustralya'da da bulmak mümkün. Farklı türleri de bulunan yılan meyvesi taze olarak yenilebildiği gibi meyve suyu ve reçel yapımında da kullanılıyor. Dış kabuğu soyulduğunda ortaya çıkan beyaz taneleri sarımsağı andırıyor. Hafif buruk ve gevrek lezzetli olan meyve biraz da sulu. Bu ilginç meyvenin lezzeti neye benziyor diye düşünüyorsanız damağınızda şu lezzeti canlandırın. Elma, ananas ve muzun aromatik lezzeti ve sululuğundan oluşan yeni bir tat. Yılan meyvesi, sağlık için de son derece faydalı vitamin ve mineraller içeriyor. Meyve, tam bir lif kaynağı olmakla birlikte güçlü antioksidanlar da içeriyor. Durian meyvesi. Sıradaki meyveyi daha önce görmüş olanlar burunlarını şimdiden tıkamış olabilir. Tayland'da 300, Malezya'da 200'den fazla çeşidi bulunan durian meyvesi yetiştirildiği bölgelerde meyvelerin kralı olarak adlandırılıyor. Ancak bu meyveyi son derece itici kılan bir sırrı var. Yuvarlak, dikenli dış yüzeyini görüp iticiliğinin görünümünden geldiğini düşünmeyin sakın. Çünkü durian meyvesi kesildiğinde öyle baskın ve etkili bir koku ortaya çıkarıyor ki onun dikenli kabuğu hemen kendini unutturuyor. Kimilerine göre çürük soğan, terebentin, kokuşmuş peynir ya da lağımı andıran kokusu nedeniyle turistik bölgelerde toplu taşıma araçlarına bu meyveyle binmek de yasaklanmış. Peki yanına yaklaşmak için cesaret isteyen bu meyvenin lezzeti nasıl? Dikenli kabuğunun altında beyaz süngerimsi yatağın içine gömülü halde bulunan sarı bölüm meyvenin yenilen kısmını oluşturuyor. Badem ya da fıstık aromalı kremsi bir muhallebi andırdığı söylenen meyve, lezzetiyle yiyenleri tatmin ediyor olmalı ki müdavimleri ondan vazgeçmiyor. Çiğ olarak yenilebildiği gibi tatlı ve tuzlu yiyeceklerde de pişirilerek de tüketiliyor. Longan, ejderha gözü meyvesi. Asya'nın tropik bölgeleri ve Çin'de yetiştirilen bir meyve türü olan longanın literatürdeki adının karşılığı ejderha gözü meyvesi. Yuvarlak ve sarımsı bir dış yüzeyi olan meyvenin içi beyaz ve ortasında siyah bir çekirdeği bulunuyor. Kesildiğinde tam anlamıyla bir gözü andıran bu meyvenin neden bu isimle anıldığını anlamak hiç de zor değil. Meyveler dalda salkımlar halinde kümeleniyor. Olgunlaşmış meyveler incelmiş kabuktan kolayca ayrıldığında ise ortaya sulu, aromalı ve tatlı bir meyve özü çıkıyor. Meyvenin yalnız kendi değil, çekirdekleri de Çin mutfağının aranılan lezzetlerinden. Çeşitli çorba ve yemeklerde lezzet artırıcı olarak kullanılan longan, alternatif tıbbında tedavi yöntemlerine eşlik ediyor. Peki meyvenin tadı nasıl? Longanı tadanların çoğu onu aromatik bir üzüme benzetiyor. Hayatında hiç longan yiyemedim diye hayıflananlar. Buyurun size bir salkım üzüm verelim. Mangosteen, mangostan. Ve listemizin son sırasındayız. Meyvelerin kralından bahsetmiştik. Şimdi sırada meyvelerin kraliçesi var. Güney Asya'da Malaya ve Endonezya'da yetiştirilen ve bu mutfakta kendine geleneksel bir yer edinen mangostan meyvesi bu bölgede meyvelerin kraliçesi olarak nam salmış. Tropik bölgelerin en meşhur meyvelerinden olan mangostan lifli bir yapıya sahip, tatlı ve sulu bir meyvedir. Kahverengi bir nara benzeyen dış kabuğu kesildiğinde ortaya bembeyaz sarımsak başını andıran taneler çıkar. Bu tanelerin her biri yenilen kısmı oluşturur. Yumuşak, sulu taneler lezzet bakımından ise narenciye çeşitlerine benzetiliyor. Bu içeriğimiz hoşunuza gittiyse beğenmeyi,
Başka neleriniz var diye merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve zile tıklayarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Öneri ve görüşleriniz bizim için çok önemli. Yorumlar kısmında bunları da yazmadan geçmeyin. Tarla serada kalın.